Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ne yapalım biz? Erzurum'da bir köye gitmiştik. Yanımızda kitap götürmeyi unutmuşuz. Epey de kalabalık bir cemaat. İmam Efendi de orada. Kitap var mı dedim. Dediler yok. Etrafımızda beraber gittiğimiz kardeşlere sordum. Sizde var mı? Bizde de yok. Orada yaşlı bir amca dedi ki, hocam dedi şimdi kitap yok diye sen konuşmayacak mısın? Kitap olmadan sen konuşamaz mısın dedi. Ne yapalım, kitap olmadan konuşamıyoruz, hakkımızı helal edin. Onun için kitabımızı açtık. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği din, diğer dinlerden farklı olarak, özellikle Hristiyanlıktan farklı olarak bütün esasatını hem inanç esasları açısından hem ibadet hem muamelat hem de ukubat dediğimiz özel hayata varıncaya kadar hayatın her safhasını içine alacak şekilde uygulama alanına kurulmuş. Hatta Yahudiler bu konuyu çok kadar ileri götürmüşler. Sahabe efendilerimize alayvari bir şekilde bakıyoruz da sizin peygamberiniz size her şeyi öğretiyor diyerek güya alay ediyorlar. Yani bir din hayatın her safhasına girer mi anlamında? Sahabe-i ikram efendilerimizden birisi demiş, evet sen ne zannediyorsun? Peygamberimiz bize tuvalete giriş çıkış adabına varıncaya kadar her şeyi öğretiyor diyerek cevap vermiş. Bu bize iki şeyi kazandırıyor. Birincisi, elhamdülillah dinimizde bu nasıl uygulanır, helal tarafı nedir, meşru tarafı nedir, bunun bir problemini yaşamıyoruz. Her şeyi, her şeyiyle Cenab-ı Hak bize Peygamber Efendimiz'in bizzat yaşama koymasıyla öğretmiş. Bu bizim için büyük bir nimet, büyük bir lütuf. İkincisi de hayatımızın tamamını ibadet yapmamıza çeviriyor. İbadete çeviriyor hayatımızın tamamını. Nasıl ki bir tencere sütün içerisine giren bir maya, o maya sayesinde sütü tamamen yoğurda çeviriyor. Veya bir odanın karanlık halindeyken yaktığımız bir lamba, küçük olmasına rağmen bütün odayı aydınlığa çeviriyor. Kendisi küçük ama aydınlık, bütün oda aydınlanıyor. Demek ki bizim de hayatımızda yaptığımız her hal ve hareketi Peygamber Efendimiz'in sünnetine getirdiği hayat prensiplerine uygun yaşarsak bütün hayatımız sünnete yani ibadete çevrilebilir. Madem ki sünnet bir mayadır, öyleyse o maya neye girerse onu ibadete çevirebilir. Bu bizim için büyük bir nimet, lütuf, ihsan ve ikram. Bu açıdan çocuklarımızın sağlıklı bir hayatı sürmesi için, dostların bir araya gelmesine vesile olan, hatta Peygamber Efendimiz'in sünnetlerinden birisi olarak davet edip dostlarıyla beraber yemekler yemesine vesile olan bu adetimizi bile Cenab-ı Hak bir ibadet haline getiriyor bu vesileyle. Hem sağlığımızı koruyoruz, hem bir araya geliyoruz, hem dostluklarımız pekişiyor. Hem de çok hayırlı bir ibadete vesile oluyor elhamdülillah. Bir hadis-i şerifin ışığında sünnetin genel yapısı üzerine kısa bir cümle okuyacağım inşallah. O cümle üzerinde bazı fikir teatisinde bulunacağız. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyurmuş. Men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti felehu ecru miyeti şehit. İnşallah bu okuyacağımız dersten çok muhteşem bir ufuk alarak ve yaşadığımız hayatın ne kadar önemli ve değerli olduğunu farkına vararak yaptığımız her hareketin nasıl ebedi bir hayatı netice vereceğini düşünerek inşallah o ruh ile hareket eder bir manzara oluşur. Peygamberimizin bu hadis-i şerifinde mealen şöyle buyuruyor. Fesadı ümmetim zamanında kim benim sünnetime temessük etse 100 şehidin ecrini, mükafatını, sevabını kazanabilir. Fesadı ümmetim zamanında kim benim sünnetime yapışsa 100 şehidin sevabını kazanabilir. Çok muhteşem bir fazilet. Şehit burada şehitliğin mertebesini düşürmek değil, aksine şehitlik çok yüksek bir mertebe olduğu için yaptığımız ibadetlerin kıymetini göstermek açısından şehitliğe benzetilmiştir. Nitekim Peygamber Efendimiz zaman zaman
kim şu duayı okursa Hazreti Musa Aleyhisselam'ın, Hazreti Ham Aleyhisselam'ın sevabını kazanır demiş. Ha, burada okuduğumuz dua Hazreti Musa, Hazreti Ham Aleyhisselam'ın sevaplarını alır anlamında onların makamını düşürmek değil, aksine yaptığımız duanın önemini anlatmak açısından Peygamberimiz böyle buyuruyor. Elbette Musa Aleyhisselam gibi, Ham Aleyhisselam gibi böyle bir peygamberin yüksek makamı zaten belli. İnsanlığın medar iftiharı dediğimiz, cinlerin de hatta meleklerin de ulaşamayacağı yüksek makamlara ulaşmış o mübarek zatların sevabını alır demekle Peygamber Efendimiz o yapılan duanın önemini anlatmak istemiştir. Burada da madem şehitlik peygamberlikten sonra gelen bir mertebedir, bir makamdır, şehitlik, öyleyse ahir zamanda gelen ümmetin fesadın tam diz boyu olduğu, boyunlara kadar fesada gömüldükleri bir dönemde kim benim sünnetime yapışırsa o 100 şehidin sevabını kazanabilecek bir özelliğe sahiptir diyerek burada şehitlik gibi yüce bir mertebeyi ufuk olarak önümüze koyarak Peygamberimizin sünnetine uymanın ne kadar önemli olduğunu vurgulamış oluyor. Bunun bilinmesinde maslahat var. Evet, sünnet-i seniyeye ittiba mutlaka gayet kıymettardır. Bununla ilgili onlarca ayet var. Yüzlerce hadis-i şerif var. Kim benim sünnetime uyarsa bana uymuş olur. Peygamber Efendimiz. Bana uyan Allah'a uymuş olur. Kur'an-ı Kerim'de de onlarca ayette Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kim Resulüne itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Hazreti Resulullah'ta sizin için güzel örnekler vardır. Eğer Allah'ı seviyorsanız Peygamber'e tabi olun ki Allah da sizi sevsin şeklinde. Onlarca ayet, yüzlerce hadis-i şerif var. Niye acaba sünnet-i seniye gayet kıymetlidir? Çünkü sünnet-i seniye dediğimiz Peygamberimizin hayatı Allah'ın razı olduğu hal ve hareketlerin göstergesidir de ondan. Yani sünnetin önemi buradan geliyor. Sünnet tarifini biraz sonra bir iki cümleyle söyleyeceğim. Ama önce kafamızda sünnetin manası ne olursa olsun bunu kullanacağım. Peygamberimizin hayatına sünnet diyoruz biz. Peygamberimizin hayatına sünnet diyoruz. Sadece yaparsak sevabı var, yapmazsak günahı yok anlamında sünnet, dar anlamda bir sünnettir. Evet, o da sünnettir. Ama genel olarak sünnet tabiri Peygamberimizin hayatıdır. Mesela iman en yüksek bir sünnettir. Onun için her mümin aslında iman etmekle Peygamberimizin en yüksek sünneti olan iman sünnetini yerine getirmiş olur. Mesela namaz kılmak en yüksek sünnetlerden birisidir. Ama sünnetin farz kısmındandır. Çünkü Peygamberimiz namaz kılmış mı? Evet. O zaman her Müslüman namaz kılması en yüksek sünnettir. Ama farz kısmındandır. Sünnetin vacip kısmı vardır. Sünnetin nafile kısmı vardır. Sünnetin adab kısmı vardır. O detaya girmiyoruz. Ancak sünnet-i seniyye gayet kıymettardır. Çünkü marziyat-ı ilahiyenin ne olduğunu, yani Cenab-ı Hakk'ın bizden razı olmasının neler olduğunu ortaya koyan Peygamberimizdir. Üstad Hazretleri 19. sözde şöyle bir benzetme yapıyor. Diyor ki, insan merakaver bir varlıktır. Her şeyi merak edecek şekilde yaratılmış. Allah insanı böyle yaratmış. Niye acaba bu merak duygusunu vermiş? Bunu hiç merak ettik mi? Yani insana Cenab-ı Hak niye merak duygusunu vermiş? Hiç merak ettik mi? Aslında merak her şeyi merak etmek için değil, bazı özel şeyleri özel olarak merak etmek için verilmişken biz bazen üzerimizde olmayan şeyleri de merak ederek yanlış yerde kullanıyoruz ve cezasında biz çekiyoruz. Hani bildiğiniz gibi bir insan kendisine verilen duygular yanlış yerde kullandığı zaman adaletli davranmamış, hakka riayet etmemiş ve dolayısıyla cezasında peşin çekmiş olur. Bu zaman zaman örnek veriyoruz. Mesela bir adam görmek için verilen göz duygusunu yemeğin tadına bakmak için çorbanın içine batırsa yanlış yerde kullandığından dolayı gözü zarar görecektir ve cezasını da kendi çekecektir. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği herhangi bir duyguyu verildiği istikamette kullanmak adalettir. Haktır. Orada kullanmamak adaletsizliktir ve haksızlıktır. Şimdi insana da Cenab-ı Hak mesela inat duygusu vermiş.
Eğer biz inadımızı hakta şiddetli sebatta kullanırsak, işte bundan sonra kesinlikle yalan söylemeyeceğim. Hiçbir Müslümanı aldatmayacağım. Alışverişte hile yapmayacağım. Zarar edeceğimi bilsem bile satacağım malın kusurunu söyleyeceğim. Kesinlikle. Diye inat etse, bu inat ibadet haline dönüşür. Ve Allah da zaten bu inat duygusunu bunun için vermiştir. Şimdi bir merak duygusuna örnek olsun diye verdim. Niye vermiş merak duygusunu? Üstadımız örnek veriyor. Diyor ki eğer diyor yıldızlarda, müşteri gibi yıldızlarda yani neler olduğunu gerçek ve doğru olarak sana haber verecekler. Bir de senin geleceğin nasıl olacak? Neler yaşayacaksın? Dost doğru olarak haber verecekler. Eğer diyor böyle bir şey olsa, merakın varsa yarı ömrünü, yarı malını verirsin diyor. Hatta belki bazıları bütün servetini verir ki benim geleceğim, çoluk çocuğumun geleceği ne olacak diye birisi size hem de doğru olarak haber verse, Allah'ın bildirmesiyle haber verecek olsa, evet gerçekten aklınız varsa, servetiniz de varsa vereceksiniz. Diyor ki üstadımız bize orada anlatıyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bizim ahiretimizden haber veriyor. Geleceğimizden hem de dost doğru haber veriyor. Bu ölüm bizi nereye götürüyor? Gelecekte kabirle bizi neler bekliyor? Haşirde neler bekliyor? Sıratta neler bekliyor? Bize bunlardan haber veriyor. Daha yetmedi. Şu kainat haliki olan Allah Teala Hazretleri bizi niye gönderdi? Bizden istedikleri nelerdir? Keşke bilseydim de benden razı olacağı şeyler neler olduğunu, ona uygun hareket etseydim diye insan merak etmez mi? İşte diyor bütün bu merak ettiğimiz en değerli şeyleri haber veren Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Elbette diyor bütün hayatımız ona vermek lazım gelirken ekser insanlara ne olmuş ki onu dinlemiyorlar, kulak vermiyorlar. İşte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın sünnetine uymanın önemi buradan geliyor. Onu anlatmak istiyorum. Bu Peygamberimiz zamanında da olsaydı Peygamberimizin hayatına uymak önemli miydi? Önemliydi. Peki tabi'in döneminde, sahabe döneminde, tabi'in döneminde, evet. Her asırda, her zaman ve her demde Peygamberimizin sünnetine, yani hayatını hayatımıza uygulamak önemlidir. Bunu şöyle bir örnekle açıklamak belki daha akıllara yakınlaştırır konuyu. Su bizim hayatımız için her zaman önemli midir? Önemlidir. Her zaman. Bir adam Fırat Nehri'nin kenarında da yaşasa, ayağını her zaman suya batıracak kadar yakın olsa, su yine onun hayatı için önemli mi? İçmek zorunda mı? Evet, temizlikte suyu kullanmak zorunda mı? Evet, yiyeceklerini yıkamada, yetişeceği mahsullere suyu kullanmak, oraya gitmiyoruz. Sadece içmeye gelelim. Bu suyu içmede kullanmaya mecbur mu değil? Aa, benim suya ihtiyacım yok. Niye? Evin önünden şey yapıyor. Fırat Nehri. İçmiyor musun? İçiyorum. Hani ihtiyacın yoktu? Su gayet kıymettardır. Biraz daha inceltelim. Hava gayet kıymettar mı? Hem nasıl? Hayatımızın olmazsa olmaz parçasıdır. Sünnet de böyledir. Bütün yer küresi havayla doludur. Hava yine bizim olmazsa olmaz parçamızdır. Mecburuz almaya. Her yerde sular vardır. Değişik şekillerde yine su olmazsa olmaz hayatımızın parçasıdır. Ve gayet kıymettardır. Fakat hususan bid'aların istilası zamanında sünnet isimli itibar etmek daha ziyade kıymetlerdir. Fakat bizim İSKİ'nin suyuna zehir karışmış Allah korusun. Kim içerse ölüyor. Yok ya. Şimdi elimizdeki değerli sular ne oldu? Daha bir kıymettar oldu. Su zaten kıymetliydi. Çok önemliydi. Ama şimdi her suyu içemezsiniz beyefendi. Niye? Çünkü bazı sulara zehir karışmış, bazılarına virüs karışmış, bazılarına mikrop karışmış vesaire. Onun için sağlıklı su ne oldu? Daha da kıymetli oldu. Şimdi size birisi her yerde suların zehirli olduğu bir durumda bir parça temiz, sağlıklı bir su getirse ne yaparsınız? Allah senden razı olsun. Hayatımı kurtardınız değil mi? Bak daha bir kıymetli oldu. Evet, bir zaman gelmiş ümmeti Muhammed'in başına bid'alar istila olmuş. Peygamberimizin sünnetinin yerine bid'alar girmiş. Bu demek yani. Artık Peygamberimizin sünnetine bid'alar karışmış. Biraz
sünnetin dışında olan şeyler de hayatımıza girmeye başlamış. O dönemde diyor sünnete uymak daha bir kıymetli olmuş. Artık o dönemde yapılan bir ibadet daha başka dönemlerde yapılan ibadetlerden daha değerli hale gelmiş. Fakat diyor ki burada hususan fesadı ümmet zamanında sünnet-i seniyenin küçük bir adabına murat etmek ehemmiyetli bir takvayı ve kuvvetli bir imanı ihsas ediyor. Artık nereye bakarsanız bakın su diye gördüğünüz şeyler zehir haline gelmiş. Su yok ortada. Her şey bozulmuş. Fesat manası mesela etin kokuşmuş artık zehir hale gelmiş haline fesat deniyor. Yağın gıda iken zehir haline dönmesine fesat deniyor. Yani toplumlar Peygamberimizin hayatını yansıtma özelliğini kaybetmiş, artık bid'alar, küfürler, isyanlar ve tamamen bozulmuş bir hayat olduğu bir dönemde ise diyor, Peygamberimizin küçük bir sünnetini yerine getirmek çok kuvvetli bir takva sahibi olduğu anlamına gelir o adamın. Niye? Şimdi artık gördüğünüz her su zehirdir. Size su diye ikram ettikleri her şey sizin hayatınızı yok etmek için verilen birer zehirli bal hükmüne geçmiş. Zehirli şerbet hükmüne geçmiş. Böyle bir dönemde sağlıklı bir bardak su mesela çöldesiniz. Artık su diye bir şey yok. Gördüğünüz her şey serap. Su diye atladığınız her şey kum. Kuyu diye atladığınız her şey susuzluktan yarılmış, şarka şarha yarılmış, yarıklar oluşmuş. Tam susuzluktan ölmek üzereyken size hayır hah bir zat elinde billur içerisinde buz gibi bir bardak su takdim ediyor. Bu su sizin hayatınız kadar değerlidir denilse yeri midir? Peki dönün o ilk zamanlar evin önünden Fırat Nehri akan bir adam için bir bardak su evet çok önemliydi ama bu çöldeki bir adam için bir bardak su ile onun bütün nehrini kıyasladığınızda değer mi? Bu bir bardak su neye kadar değerli denilse doğru mu onun için? Doğrudur. Evet. Bir zaman ümmetin başına bir fesat gelecek ki ümmet ahlaken bozulacak. İtikaden bozulacak. Aile yapısı olarak bozulacak. Nikah olarak bozulacak. Konuşma olarak bozulacak. Hayatın her şeyi bozulacak. Öyle bir dönemde artık Peygamber Efendimizin herhangi bir sünnet olursa olsun onu hayatına tatbik eden bir insan inşallah herkesin imanına, takvasına, ihlasına, samimiyetine göre, derecesine göre bu şehitlik mertebelerinden bir kısmını, birimi veya bir parçasını, bir cüzünü veya tamamını elde edebilir. Bu önümüze açılmış. Demek ki Allah hakimdir ve adildir. Abes iş yapmaz. Madem bu asırdaki insanları böyle dehşetli bir fitnenin fesadın içerisine koymuş, öyleyse bu fitne ve fesad aslında yapılacak ibadetlerin sevabı da diğer asırlardaki insanların yaptıkları sevaplar gibi olmayacaktır. Madem ki bu asırda fitne dehşetlidir, insanlar imanını muhafaza edemiyorlar, avucunun ortasındaki kol ateşi taşımak gibi imanı taşımak zorlaşmış, her insanın evinin üzerine yan evdeki yangınların dumanlarının geldiği gibi işlenen günahların her birinin tozu dumanı herkesi sardığı bir asır olmuş. Öyleyse böyle bir asırda Peygamberimizin sünnetine uymak elbette belki geçmiş asırdaki bir insanın bir ömründe yaptığı ibadet kadar sevap kazanmasına vesile olabilir. Böyle bir yol var. İmkansız değil. Mümkündür. İşte Cenab-ı Hak Peygamber Efendimizin bu hayatını kendine tatbik edecek bu zamandaki insanların böyle yüksek bir mertebeye çıkabileceklerini müjdeliyor. Bir örnekle konuyu bağlayacağım. Yani herkes buradan hayatına değişik safhaları açabilir. Bir tüccar kendi mesleği itibariyle, bir ev hanımı, bir kadın kendi şartlarına ve durumuna göre, bir çalışan kadın kendi şartlarına ve durumuna göre, bir patron, bir devlet başkanı, bir muhtar, bir öğretmen, bir hoca, bir talebe neyse. Herkes kendi konum ve şartlarına göre, durumuna göre bu okuduğumuz hakikati hayatına tatbik edebilir, uygulayabilir. Şimdi iki kardeşten birisi İstanbul'da Tuğay'da nöbetçilik yapıyor.
Gayet rahat, güzel bir ortam. Bunun komutanı bu askerin ayakkabısının boyasına kadar kontrol eder. Eğer boyası iyi değil, hele de çamurluysa en az tabirle fırça edeyim. Bakın dikkat edin. Bırakın elbisesinde sökük olmayı, yırtık olmayı. Bırakın vücudunda herhangi bir arıza olmayı. Ayakkabısındaki boya bile dikkat eder. Şimdi aynı kardeşin kardeşi Çanakkale Savaşı'nda ve cephe hattında sineklerin vızıldaştığı gibi kafasının üzerinden sağından solundan kurşunlar geçiyor. O da oradan nöbet tutuyor cephede. Şimdi bu kardeşimizin ayakkabısının boyasına, elbisesinin yırtığına, yok üstünün tozuna, başına komutanlara dikkat edip hesap sorarlar mı? Sormazlar. Ne derler? Aman sen vatanı terk etme. Hainlik yapma vatana. Kendini koru. Ölme. Kendini muhafaza. Ya işte bazen sağında solunda yaralar olur vesaire. Artık orada hayatın önemini korumak, hayati organlarına zarar vermemek yeter. Doğru mu efendim? Ama aynı kardeşim kardeşine Tuvay'da, İstanbul içindeki Tuvay'da ne hesaplar soruluyor değil mi? Peygamberimiz diyor ki benim diyor ahir zamanda kıyamet kopmadan bir kısım kardeşlerim gelecek ki onlar dinin onda birini yaşasalar kurtulurlar. İşte bu onda birini üstadımız bize özetliyor. Dinin onda biri ne demek? Farzlarını yapan, büyük günahları işlemeyen kurtulur. İşte esas sünnet budur. Ama bunun dışında üstadımızın enteresan bir bize müjdesi, en küçük bir adaba bile dikkat etmek kuvvetli bir takvanın ve ehemmiyetli bir imanın işaretiymiş. Öyleyse böyle çocuklarımızı sünnet etmek gibi önemli bir sünnet de inşallah hem bu sünneti icra eden kardeşlerimizin, hem bunu yapan aile reislerinin, hem de buna iştirak eden bu misafir kardeşlerimizin inşallah ehemmiyetli bir takvasının ve kuvvetli bir imanın işaretidir. Cenab-ı Hak bu şuurla ruhumuzu kabzetsin inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ederim.